Arkadaşlar merhabalar. Dersimizin konusu Ethernet frame'leri ve veri gönderme. Ethernet frame'leri network katmanından gelen paketleri enkapsüle etmek için data link katmanında kullanılır. Data link katmanı ise bitlerin byte'lara, byte'ların da frame'lere dönüştürülmesinden, birleştirilmesinden sorumludur. Şimdi gelin burada bir Ethernet formatı var. Ona bakalım. Şimdi bizim Ethernet formatımız burada beyaz olarak gördüğünüz kısımda network katmanından gelen datayı görürsünüz. Şimdi bu network katmanından gelen datayı alıyor, bir çerçevenin içine yani bir Ethernet frame'inin içine koyuyor. Baş tarafına header ekliyor, son tarafına trailer ekliyor. Yani araya enkapsüle ediyor paketi, sıkıştırıyor. Bu şekilde Ethernet frame formatı oluşmuş oluyor. Paketin sonunda trailer kısmında bir FCS dediğimiz frame check sequence numarası vardır. Bu da sıra numarası verir paketlere. Paket gittiği zaman bu pakette bir sıra numarasında bir değişiklik var mı yok mu onu kontrol etmek için kullanılan bir kontrol mekanizması. Header'ımıza gelince header'ın içine destination MAC adresini ve kendi source MAC adresini ekler. Bir de preamble, bir de SFD dediğimiz bilgileri ekleyerek Ethernet frame'ini oluşturarak gideceği hedefe Ethernet frame olarak iletir. Şimdi bizim eğitimimiz boyunca en çok kullanacağımız terimlerden biri bu Ethernet frame'i. Yani Ethernet frame'i kısaca bu arkadaşlar. Network katmanından gelen paketi enkapsüle ederek birinci katmana yani fiziki katmana göndererek elektrik sinyalleriyle karşıdaki cihaza iletir. Şimdi gelin bir de Ethernet adreslemesine bakalım. Data link katmanında switchler haberleşmeyi MAC'ler üzerinden yapar. Yani destination MAC, MAC ve source MAC'lere bakarak haberleşmeyi yapar. Bir sonraki slaytımızda da buna bakalım. Ethernet adresi dediğimiz network interface kartlarının donanım adresidir. Buna MAC adresi diyoruz. Bu MAC adresleri 48 bit veya 6 byte'dan oluşmaktadır. Bu 48 bitlik MAC adresi nasıl TC kimlik numaralı kişiye özelse bu MAC adresleri de her donanım için özel olarak verilir. Şimdi gelin burada bir MAC adresinin örneğine bakalım. Toplamda 12 karakterdir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 48 bit. Yazım şekli bu şekilde MAC adresinin. MAC adresleri de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, Y'ye kadar kullanılır. A 10'a tekamül eder. 11, 12, 13, 14, 15. Yani desimal değer olarak A 10'a, B 11'e, C 12'ye denk gelir. Şimdi burada MAC adresimizin ilk 24 bitini yani markanın kendisine özel olarak verilir. Her markanın MAC adresinin ilk 24 biti yani 6 rakamı, 2, 4, 6 rakamı sabittir. Herkesin MAC adresi kendine sabittir. Ondan sonraki kalan kısmı 24 bitlik kısmı yani 6 rakamı firma kendisi belirler. Cihazlara verdiği adreslere belirler. Şimdi burada bir full duplex kullanarak bir paketin iletilmesine bakalım. Biz bu datayı Ethernet frame'inin içerisine alıyoruz. Paketliyoruz, enkapsüle ediyoruz. Burada bizim Ethernet frame'imizin header'ında PC1'in MAC adresi, PC2'nin de destination MAC adresi var. Bir numaralı kullanıcı switch'e iletiyor. Switch de MAC tablosuna bakıyor. MAC tablosunda destination MAC'i olarak burada gigabit 0.1 bağlı olduğu için switch 2'den 2 numaralı kullanıcının MAC adresini öğreniyor. Buradan paketi switch 2'ye gönderiyor. Switch 2 paketi alıyor. Tekrardan MAC tablosuna bakıyor. Ve MAC tablosunda Fast Ethernet 0.2'de bu 2 numaralı kullanıcının MAC'inin olduğunu görüyor ve o kullanıcıya iletiyor. Basit olarak Ethernet frame'i bu şekilde enkapsüle edilir buradan. Karşıda da bir enkapsüle edilir. Çözülerek iletilir. Ethernet adreslememizde kısaca böyle. Zaten ilerleyen dönemlerde IP adresi kısmımızda bu ikilik sayı sistemini, hexadesimalı ve desimal sayıları, binary sistemini tekrardan göreceğiz. Şimdi bir de half duplex'e, full duplex'e bakalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Şimdi arkadaşlar half duplex'in mantığını anlamak için hub adı verilen eski bir cihaza bakmamız lazım. IEEE 1990'lı yıllarda OnBase-T'yi tanıttığında switchler henüz yoktu. O zamanlar hub adı verilen eski cihazlar kullanılırdı. Bu hub adı verilen cihazlar layer 1 cihazlar olarak kabul edebiliriz. Bu cihazlar bir portundan elektrik sinyali aldığı zaman bu elektrik sinyalini tüm portlara iletirdi. Onun için birden fazla kullanıcı paket göndermeye çalıştığı zaman paketlerde collision dediğimiz çarpışmalar olurdu. Onun için switch adı verilen cihazlar geliştirildi ve bu sorunu önüne geçirmiş oldu. Şimdi şurada şekilde bir eski hub örneği var. Burada gördüğünüz gibi Bob kullanıcısı ve Archie kullanıcısı Larry'e paket gönderiyor. Ama buraya gelen her porta gelen elektrik sinyallerini hub tekrarladığı için
İki paket gitmiyor. Çarpışarak gidiyor. Diyelim ki bunu hub değil de switch olduğunu düşünün. Hem bob hem Archie aynı anda Larry'ye paket gönderdiğini düşünün. O zaman switch sırayı alıyor MAC adreslerine göre. Sırayı alarak birinci paketin bitmesini bekliyor. Birinci paket gidince ikinci paketi gönderiyor. Yani herhangi bir çarpışma veya paket kaybına sebep olmuyor. Şimdi şurada da bir ağımızda half ve full duplex ethernet beraber çalışıyor. Bu switch 1 ve switch 2 full duplex çalışıyor. Çünkü bunlar switch. Bir de switch'in portuna, fast ethernet 02 portuna bir hub bağlanıyor. Bu hub'ın bağlı olduğu taraf half duplex çalışır. Çünkü bu hub half duplex olduğu için switch'in bu portu, fast ethernet 02 portu kendisini 10 megabit'e çeker ve half olarak çalışır. Diğer kullanıcılarımız burada full olarak çalışmaya devam eder. Yine buradaki hub'ın üzerindeki kullanıcılar half duplex olarak çalışmaya devam ederler. Kısaca arkadaşlar full duplex ve half duplex böyle. Switch'lerimiz full duplex çalışır. Hub'lar half duplex çalışır. Tek yönlü çalışır. Onun için ağlarımızda hub'ları artık kullanmıyoruz. Ağımızda loop'a sebep olurlar. Tıkanıklığa sebep olurlar. Çarpışmalara sebep olurlar. Ondan dolayı artık şu an günümüzde artık hub'lar tamamen kalkmış durumda. Switch'ler kullanılmaktadır şu an.